bizden 15 tane provokatör kabul etmiyor ve bunlar çıkıyor dışarıya. Ve içerideki çalışanlarımızın hepsini tahrik edici sözler yanına çektiler. Yaklaşık olarak bunlar 60 kişi oldu. Bizim burada FG çalışanları olarak çalışmalarımızın hepsinden de memnunuz. Herkesi servis sabah alıyor, evet. Öğle yemeğini veriyor. Mesai saatleri olduğu zaman mesai saatlerini herkes alıyor. Ve buradaki çalışanların hiçbiri FG'den hiçbir şekilde şikayetçi değiller. Yalnız o 15 kişi yüzünden biz içine alan o 60 kişi de zaten pişman durumda. Onlar da gelmek istiyorlar. Bu provokeliğe hepimiz baş kaldırdık ve şu anda buradaki arkadaşlarımız dahil ne yapmamız gerekiyorsa hepsini yapacağız. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Iğdır, Ardahan, Kars, Ağrı işsizlik yüzünden maalesef ki hepimiz, değil mi? Hepimiz yani burası olmasa Iğdır'da çalışacak başka bir yer var mı? Yok. Kim bin lira para verecek? Kim bin lira para verecek? Asgari ücretle mesailerinizi alacak. Servisinizi verecek, yemeğinizi sigortası verecek, yedeceğim. Isıtmanız, sigortanız, hepsi hangi de bir çalışan verebilir? Onların hiçbir şey de yoktu. Iğdır, lütfen buradaki çalışanlara sesleniyorum. Fabrikanıza sahip çıkın. Evet. Pişman olanlar varsa onlar da gelsin. O 15 kişiye gerekirse haddini bildirelim. Arkadaşlar. Pişman olup gelen herkese kapımız açık. Aynen. Yani. Pişman olanları dediğimiz gibi, bunu İbrahim Bey de söylüyor, kapımız açık. Lütfen FG çalışanları olarak dediğim gibi sahip çıkalım biz bu iş yerine. Şimdi biz 2012'den beri burada. Fabrikanın sahibi Fuat Gözaçan. Burada bizim genel müdürümüz İbrahim Demircan var. Şimdi biz 2012'den beri hizmet vermekte. Çoğu kişi çalışan, burada çoğu kişi hani tarımla, çiftçilikle çalışan insanlar. Bir tek ben değil. Yani ekmek yiyen çoğu insan var. Şimdi bunu kalkıp da başka yönlere çekmesi, biz bir kurumsal şirket gibi çalışıyoruz. Yanlış mı arkadaşlar? Doğru. Ben burada doğru. İnsan kaynakları uzmanıyım. Bir cenazemiz olunca bir kişiye 3 günlük biz izin veriyoruz. Doğumda doğum ücreti var. Doğum ücreti alan, doğum izni alan, eşi doğum yaptığı halde erkek personellere bile biz 3 gün izin veriyoruz. Raporu olan insan raporlu olarak çalışıyor. Şimdi olayı farklı yönlere çektiler arkadaşlar. Çekme sebepleri, sıkıntıları her neyse bilemiyorum. Resmi tatillerimiz. Biz dini bayramlarımızı 3 günse 3 gün, 4 günse 4 gün yapıyoruz. Diğerleri yalan yanlış konuşuyorlar. Arkamızda bu kadar operatörümüz var bizim. Bir kişi çıksın desin ki benim hakkımı yedi. Evet. Hayır, hiç kimsenin zamanının maaşı, mesaisi, evet. Geri gelirse sigortası, ve bunu zamanında alıyoruz. Ödenmemezlik yapılmıyor. Fabrika şu anda hani üretimle çalıştığı için şu an üretim durdu. Çünkü 50 kişi demek bir bant sayısı demek. 15 kişi nereye, yani dışarıdaki, içerideki arkadaşları çağırarak sözlü, yazılı, mesajla bir taciz ederek insanları kışkırtarak dışarıya çıkarttılar. Şu an bizim üretimimiz durdu. Biz karşı tarafa zaten firmaya hani belirli bir günde bu üretimi yani göndermek zorundayız. Bizim kazanma amacımız üretimden. Biz dikeceğiz ki paramızı alabileceğiz. Yalnız bant durduğu için bizim İbrahim Demircan, yani fabrika müdürümüz, İzmir'deki Fuat Gözaçan'la, yani fabrika sahibiyle görüşerek buradaki üretimdeki şeyleri İzmir'e gönderdi. Çünkü hani şu an Şubat ayı olarak biz maaşlarımızı alacağız değil mi arkadaşlar? Evet, alacağız tabii. Yani biz çalışacağımız için hani çalışalım ki biz bir şeylerin gayesini, amacını evet, gösterelim. Evet, işimizin açılmasını hemen bir istiyoruz. Bir bant durduğu için şimdi bu fabrika durdu. Biz buradan ekmek yiyoruz. Amacımız hani fabrikanın kapanmaması. Hani sizlerin de arkadaşlarım da sayesinde sesimizi duyurmak. Ben yani şunu söyleyeyim. Siz neydiniz? Sibel Alagöz. Bu çıkan 15 kişi tanzimat hakkını almak için bir sade bahane ettiler. Bize ne kötü bir uygulama var ne de maaşımız hakkında bir kötü bir şey var. Burada herkes, Fuat Bey de elinden geldiğince bize yardım etmeye çalıştı, İbrahim Bey de. Bunu evet. Başka yollara çekip çıkışları verilsin diye, tanzimat hakları ödensin diye bu olayı başka bir yere çektiler. Diğer arkadaşları da taciz ettiler. Olay bu. Gel. Ekmeğimiz geri gelsin. İbrahim Bey'den başka kimse teşekkür ederim. Vallahi çok süper açıklama yaptılar.